Merhaba arkadaşlar. Konumuz sembolizm. Türk edebiyatında özellikle derinden sarsmış bir akımla beraberiz. Şimdi akımın özelliklerine bakalım. Sembolizm 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da doğmuş bir akımdır. Parnasizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Gerçeği realizm, naturalizm ve parnasizm gibi olduğu gibi değil, onlardan alınan izlenimlerle aktarmışlardır. 19. yüzyılın sonlarına doğru bilim ve sanayileşme çalışmaları insanlara bekledikleri mutlulukları vermemiştir. Fransa 1870'teki askeri mağlubiyetin etkisinde kalmış. Bunlar sonucunda toplumda karamsar bir hava egemen olmuş. İnsanlar yeni çıkış yolları aramışlardır. Bu süreçte edebiyatçılar duyguya, öznelliğe yönelmişlerdir. Bu dönemde dekadizm yani çöküşçülük adı verilen kötümser, aşırı duyarlı, alışılmamışa gerek getirmek isteyen bir felsefi akımı da sembolizmi etkilemiştir. Bu akımın öncülüğünü Charles Baudelaire yapmıştır. Sembolist akımın özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Dışarıdaki dünyanın insan duyguları üzerindeki etkisi, doğa, insan ilişkileri açıkça dile getirilmez. Anlatımın kapalı olması bu akımın temel özelliği sayılır. Aynı şiirden insanların değişik anlamlar çıkarabileceğini savunmuşlar. Hatta değişik yorumlar yaratan şiir mükemmel olacağını iddia etmişlerdir. Sembolist akımda duygu ve düşüncelerin aktarılmasında sembol çok önemlidir. Varlıkların adını söylemek, onları betimlemek yerine onların uyandırdıkları izlenimleri aktarmışlar. Varlıklara mecaz anlamlar yükleyerek onları simgelerle aktarmışlardır. Terazi, adalet. Güneşin batımı, ölüm. Kartal, kahramanlık. Çınar, Osmanlı devleti gibi. Sözcüklere yeni anlamlar yüklemişler. Yeni sözcükler uydurmuşlar. Alışılmamış, eski sözcükler bulunmuş. Yeni söyleyiş biçimleri aranmıştır. Mor uğultu, beyaz titreyiş gibi. Şiirde kapalılık, belirsizlik isteği şairlerin dış gerçekliği bir prizmanın buzlu bir camın arkasından seyreder gibi ele alınmasına neden olmuştur. Bu siliklik ışığın az olduğu günün belirli saatleri yani güneşin batışı, alacakaranlık, ay ışığı, şafak, akşam kızıldığı hepsi bize Haşim hatırlattı ile uzak hayali diyarlarla pekiştirilmiştir. Sanatın diğer bilimlerin tümünden üstün olduğunu savunarak şiirin özüne dönmüşlerdir. Eserlerinde çok belirgin bir şekilde lirizm egemendir. Sembolistler sanat, sanat içindir görüşünü benimsemişlerdir. Sembolistlere göre şiir sözden çok müzeye yakın olmalıdır. Yine Haşim'i hatırlatan bir ifade. Onlara göre müzik şiirde amaçtır. Şiirlerinin dili, sembol ve mecazlar ile güçlendirilmiş, zor anlaşılır bir dildir. Bu şiirler ancak sanattan anlayan kişilere hitap edebilir düzeydedir. Bu ifade bize birazcık da olsa cennap şeabetliğini vermektedir. Sembolist şairler özel bir tavır sergiler. Daha çok serbest şiir biçimine yönelmişlerdir. Sembolist akımın temsilcileri: Bodler, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, Edgar Allan Poe. Bizdeki temsilcileri ise Cenab-ı Şehabettin, Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhiptir ve Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Müzik